konserlere Türkiye'lileri de katılmaya davet etti. Muhabirimiz Sinan Balta, konser sonrası piyanist besteci Fazıl Say'la bir araya geldi ve sizler için küçük bir söyleşi yaptı. Birlikte izliyoruz. Yaşamdan gelme bir şey olduğu için yaşamla ilgili her endişemizde tabii müzikle de onu belirtmek istiyoruz. Tabii ben yazdığım eserlerde mesela Nazım Hikmet Oratoryosu'nda Nazım Hikmet siyasi bir şair aynı zamanda. Onun aynen kişiliğini yansıtmak için öyle bir eser yaratmıştım. Veya Metin Altuğ Kağıt'ın Madonna kolaylarına değiniliyor. Bunlar yaşamımızda bir yer almış önemli olaylar, hazin de olaylar kimileri. Bunları sanat eserlerine yansıtmak bizlerin görevidir. Ben çocukluğumdan bir beste de yaptığım için, yaptığım besteler tabii bir Türk bestesi kimliğiyle, Anadolu'dan bir insan kimliğiyle, Aşık Veysel'den yola çıkan eserim de var, bütün dünya tanıdı onu. Şimdi çok fazla ülkeniz tarafından da çalınan bir şey. Veya işte İstanbul Senfonisi, Harem'de Binbir Gece, Nazım Oratoryosu. Bütün bu eserler tabii benim kendi memleketimden, Türkiye'den getirdiğim ve bütün dünyaya tanıttığım şeyler oldu. Dolayısıyla ben bir şey ekstra yapmış olmadım aslında. Ben bestelerimi yapıyorum ve ait olduğum topraklardan bir şey getiriyorum. O da doğal olarak geliyor zaten. Dolayısıyla bana hep köprüleri kuran falan diyor Almanlar. Böyle bir şey zaten kendiliğinden var. Yani köprüleri kurmak istemesem de var yani. Dolayısıyla benim besteci olarak yaptığım eserlerle ilgili. Almanya'yı tanıyan bir sanatçı olarak buradaki Türkiye kökenlilerin kültürel yaşamları, Alman halkıyla kültürel etkileşimi konusunda ne diyeceksiniz? Tabii yani bu bir entegrasyon sorunu, bu 20-30 yıldır olan bir sorun. Yani Almanya'da yaşayan Türklerin Almanların kültürel değerlerine daha çok ilgi göstermesini beklerdik. Çünkü ve aynı şekilde karşı tarafında, Alman tarafında Türklerin kültürel değerlerine böyle biraz getolaşmalar var. Türklerin kendi içinde, kendi sanatçılarını dinlemesi, kendi televizyonunu kendi seyretmesi, kendi gazetesini okuması. Mesela benim birçok konserimden Türklerin haberi bile olmuyor çünkü konseri Almanlar organize ettiği için Almanlar Alman gazetesinde normal Almanlara yönelik olan şeyde şey yapıyor, anonslar yapılıyor. Şimdi Berlin'de bunu kırmaya çalışacağız. Hem Türk medyasıyla hem Alman medyasıyla beraber çalışmak istiyorum. Hem Türklerin bilmesini istiyoruz konserleri. Yani 14 konser olacak Berlin'de gelecek sezon. 14 konserimin birçoğuna Türkleri de haberi olacak şekilde şey yapmak istiyoruz. Bilet fiyatları çok pahalı değil. Burada 10 euro, 12 euro, 18 euro bir sinema parası. Yani bilet fiyatları uçuk diye bir şey yok. Bu bir gerçek değil. Bilet fiyatları normal sinema fiyatı. Bir dönerciye girsiniz, bir kola bir dönerseniz aynı fiyat. Yani sonuçta bu. Fiyatta büyük bir sorun yok. Ama haberdar etmede bir sorun var. Onu da işte dediğim gibi gelecek sene Türk medyasıyla çalışarak Berlin'de kırmaya çalışacağım. Şimdi ben Türkiye'de yaptığım çalışmalarda şehrin kenar mahallelerinde de çok çaldım. Bedavaydı giriş. İnsanlar geldi dinledi. İlkokullarda çaldım. Çocuklara tanıtmaya çalıştım. Bunu biraz sanatçıların üstlenmesi gereken şeyler var. Bunları Türkiye'de ben yapmıştım. Yapmaya da devam ediyorum. Mesela gelecek hafta bir konser var sanayi bölgesinde. Bir ilkokulda. Anlatabiliyor muyum? Yani sanatçıların tutumu ve yapmak istemesiyle bu tür organizasyonlar gerçekleşebilir.